Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle arkadaşlar PC Touch derslerimizin ilk bölümüne karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar yuvarlak anime logo yapmayı göstereceğim içi boş olanlardan. Şunun gibi arkadaşlar, mesela evet şurada görüyorsunuz bir tane logo profil resmi Legendary Leaders. Bunun gibi yapmayı göstereceğim size arkadaşlar. PC Touch derslerimiz devam edecek, bir sürü şeyler olacak. Anime profil resimleri yapımı, banner yapımı, Lazimlerden çıktı ya, Saber efekt yapımı falan, bir sürü derslerimiz olacak arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet, ilk önce başlamak için arkadaşlar bu programı nasıl indireceğinizi göstereceğim ilerleyen videolarımda. Zaten indirmesi kolay arkadaşlar, şimdi anlatayım. Google'a PC Touch APK yazın. Google'da en başta APK Miro diye bir şey çıkacak. Oradan linkten indirin arkadaşlar. Linkini koyarım hatta açıklamaya. Evet, buradan artıya basıyoruz ilk önce arkadaşlar. Burada sayılar çıkıyor. Üstüne tıklıyorsunuz. Şuradan C'ye basıp sıfırlıyorsunuz. İkisini de 1000 yapıyorsunuz bu sayıların arkadaşlar. Şöyle bir taslak çıkacak karşımıza. Evet, böyle bir taslağımız çıktı arkadaşlar. Sonra nasıl bu yuvarlak olacak derseniz, sonra şurada karenin altında şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın, seçtim. Buna tıklıyorsunuz. Sonra şuna, bakın böyle, bu değil, yanlış şeyi seçtik. Burada bir tane yuvarlak var karenin yanına. Onu yapıyorsunuz, böyle genişletiyorsunuz ve bakın ortaya yuvarlak çıkıyor arkadaşlar bu şekilde. Ben tabii tam yapamadım şimdi odaklanarak, ama siz tabii yaparsınız. Sonra bunu yaptıktan sonra Fill Stroke'a geliyorsunuz arkadaşlar. Bunu stroke yapıyorsunuz. Şu rengi beyaz kalacak veya siz istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Bunu 40'a getiriyorsunuz arkadaşlar. 39 oldu. Şöyle evet, 40'a getiriyorsunuz. Sonra kanal isminizin kısaltmasını yazıyorsunuz. Örneğin benim Legendary Leaders. Buraya LB yazacağım ben arkadaşlar. Diyelim sizin örneğin Reday Edit ismi RE yazın mesela. Kanal isminizin kısaltması. Benimki mesela LB. Legendary Leaders. Şöyle büyütelim. Böyle büyütüyorsunuz arkadaşlar. Yazı tipinde bu tip yapın. Float ST'de kendi otomatik tipi oluyor zaten. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sonra bunu kaydediyorsunuz arkadaşlar. Save yapın. Sonra Save to Gallery'ye basın buradan. Burada basamadım ben. Evet, bastım. Şuna tıklayın yaptığınızda. Buradan PNG'yi seçin arkadaşlar. Ve galerinize gelecek böylece arkadaşlar. Sonra şuradan artının yanındaki şeye basıyorsunuz. Adobe Photoshop tarzı geliyorsunuz ve şunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Pardon, ben yanlış yaptım galiba. Yok, doğru, evet. Şimdi bunu seçtiniz arkadaşlar. Sonra bir tane fotoğraf, hangi karakterle yapmak istiyorsanız onunla ilgili bir fotoğraf alacaksınız. Mesela Louis ile yapmak istiyorsunuz. Şöyle bir tane Louis fotoğrafı alalım. Şöyle büyütelim şunu. Böyle bunu uyarlayacaksınız arkadaşlar Louis fotoğrafına. Evet, ben yaptım mesela. Şimdi alttaki şeye geliyorsunuz arkadaşlar, logomuza. Şuradan Self Pixel var. Ona bastınız. Sonra bunun üstündekine basıyorsunuz. Ondan sonra Extract'a basıyorsunuz ve bakın logonuz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şuraya basarak da kapatıyorsunuz o etrafındaki şeyi. Sonra Fill Stroke'a geliyorsunuz arkadaşlar. Bunu stroke yapıp siyah yapıyorsunuz. Tabi istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Burada özgürsünüz ama ben siyah tercih ediyorum. Bunu 18'e getiriyorsunuz arkadaşlar. Siyah da pek olmadı. Buna mavi falan yapalım. Aynen, mavi yapalım. Şöyle rengini mavi yapalım. Şöyle açık bir mavi olsun. 18'e getiriyorsunuz bunu arkadaşlar. Evet, getirdik. Daha sonrasında efekt ekleyelim şimdi arkadaşlar. İster komik efekti var burada. Bir sürü efekt var. İstediğiniz efekti seçin. Ben biraz komik efekt ekleyeceğim arkadaşlar. Çizgi roman efekti gibi bir şey galiba bu. Evet, ben bu efekti ekleyelim. Daha sonra arkadaşlar bir tane Louis fotoğrafı bulacaksınız arkadaşlar. Bir tane Louis fotoğrafı seçelim mesela. Bu arada yüzüm çıktı. Neyse, orayı sansürlerim ben. Gerçi videomda yüzüm vardı. Orada komik bir şekilde var. Bir tane Louis fotoğrafı bulalım PNG olarak. Şurada bir yerde olmalı ama. Umarım vardır arkadaşlar.
Evet, burada bir yerdeydi galiba. Evet, buldum. Louis fotoğrafını alıyorsunuz arkadaşlar. Louis şöyle yapıyorsunuz. Evet, koyuyorsunuz. Sonra buradan fazlalıklarını silmek için silgiye gelip büyütüyorsunuz. Evet, böyle siliyorsunuz. Fazlalıkları gidiyor arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz ve bakın fazlalıklar gitti gördüğünüz gibi. Sonra Louis'e isterseniz efekt falan ekleyebilirsiniz. Bence tek yapmanız gereken efekt şuna keystroke yapıp şunu keystroke değil. Şuradan basitçe geliyorsunuz. Glow efekti ekleyin arkadaşlar. Buradan şunu istediğiniz rengi yapın. Louis'e mesela mavi gider. 8 yapıyorsunuz bunu. Bunu 3 kez aynı şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle oluyor arkadaşlar. Evet. Sonra buraya Legendary Blader yazacağız. Buradan text kısmına geleceksiniz arkadaşlar. Şuradan Legendary Bladers yazalım hemen. Evet. İlk önce Legendary yazımızı yazdım. Ben sadece de Legendary yazacağım. Siz iki istediğiniz şekilde yazabilirsiniz ama yazı tipini Float STD'ye getirin arkadaşlar. Böyle yaptık. Sonra buna renk ekleyeceğiz biraz. Tint'e geliyorsunuz. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. Şöyle Louis'e mavi yakıştı bayağı. Şu mavi güzel oldu. Sonra arkadaşlar buraya Glow'a geliyorsunuz. Şu maviyi de birazcık şöyle yapalım. Biraz parlatalım. Bunu 28'e getirin. Ortaya gayet güzel çalışma çıkıyor. Sonra bunu save yapıp galerinize kaydedeceksiniz arkadaşlar. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Bugün PC Touch'ta nasıl anime logo yapılır yuvarlak bunu gösterdim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha çok PC Touch dersleri de gelecektir. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.